Öncelikle hoş geldiniz. Olay 67'nin yıl dönümü kutlamasıyla beraber ben size başarılar diliyorum. Olay 67'yi tebrik ediyorum. İzlediğim bir basın. Dolayısıyla bu vesileyle de biraz Ormanlı'dan bahsedelim. Şimdi Ormanlı çok eski tarihi olan bir beldemiz bizim. Dün de karaoğlumuzu açtık, orada da konuşuldu aynı şeyler. Tabii eski belde olma hasabıyla Ormanlı daha şurada işte 20 yıldan bu yana bayağı göç verdiği için biraz geride kalmış. Ama biz 2014'te göreve geldiğimizde kafamızda zaten olan projeler canlandırmaya hemen işimize koyulduk. Ormanda şu ana kadar 4,5 yılda yaptığımız çok güzel şeylerimiz var, hizmetlerimiz var. Tabii bu hizmetlerin bir tanesi ormanın içindeki dere üzerinden geçen köprümüzün 2014 yılının 6. ayında sel felaketine kaybettik. Başta onu yaptık. Allah'a şükür şimdi çalışıyor. Ondan sonra Ormanlı'da böyle toplantı yapabileceğimiz bir kültür merkezi adı altında bir salonumuz yoktu. Çok şükür onu da gerçekleştirdik. 600 kişilik bir düğün salonumuz oldu, kültür merkezimiz oldu. Onun yanında Ormanlı'da bizim bu kadar eski olmasına rağmen bir tane çocuk parkımız yoktu. Şimdi mahallelerimizde çocuk parklarımızı, eski örf adetlerimizin kaybolmaması için köy tabiriyle köy fırınlarını yerine getirdik, onları yaptık. Bizim mahallelerimiz çok kötü durumdaydı yol bakımından. Şu anda Allah'a şükürler olsun bizim mahallemizde parke taş yapmadığımız hiçbir yer kalmadı. Şu anda biz Ormanlı'da altyapı projemiz hazır, İller Bankası'da yapmış olduğumuz ama biraz bize fiyat olarak uygun gelmedi. Şimdi biz mahallelerimizi, şehir merkezimizi altyapı olarak çalışmalarına başladık. Sarıkaya mahallemizin hemen 1/3'ünü bitirdik. Bugün de devam ediyor. Yarın da inşallah Sinitli mahallemize, büyük mahallemiz ikisi. Onlara başlıyoruz. Yani buradaki mahallelerimizin yapmadığımızdaki amacımız şu, İller Bankası'nın projesini gerçekleştireceğiz inşallah ama biraz fiyat olarak şey olduğu için, kabarık çıktığı için biz mahallelerimizi şehir merkezimize sıkalım, şehir merkezimizi de İller Bankası'nın projesiyle yapalım, ihale yoluyla diye. Biraz fiyatı düşürmek burada amacımız, düşüncemiz bu. Tabii ki ufak tefek yaptığımız çok şeyler var. Bizim ormanda özellikle yaptığımız her hizmette bizim kurumlarımızla beraber biz projeler yapıyoruz. Meclisimizle oturuyoruz, sohbetler ediyoruz. Hangisi öncelikli elzemse onu yürütmeye çalışıyoruz. Bizim Ormanlı'da 4 tane okulumuz var. Bir tanesi lise, bir tanesi ortaokul, 2 tane ilköğretim okulu, bir tane orman işletmesi, karakolumuz, işte efendim PTT'miz, kamu kurumlarımız işte bunlarla beraber iş şey, özellikle eğitime çok önem veriyoruz. İşte deminki dediğim gibi yukarıda bir karakolumuz şehrin içine kalmıştı. Çok atıldı artık. Çıkması gerekiyordu. Onu gerçekleştirdik. İhalesi bitti, yapıldı. Allah'a şükür dün de hizmet açtık. Şu anda hizmeti orada veriyoruz. Demek istediğim şu, biz ormanda kurumlarımızla çok iç içe çalışıyoruz. Kurumlarımızdan hiçbir şekilde rebelleşme yerine projeler üreterek yapıyoruz. Dün çok güzel bir ortam yaşandı Ormanlı'da. Biz yaklaşık 50 bin metrekare civarında bir taş parke çalıştık. Özel idareyle, karayollarıyla olsun istediğimizi Allah'a şükür alıyoruz yani. Şöyle alıyoruz. Alıyoruz, onlara yardımcı oluyoruz yollarda. Bizim işlerimiz onlara yardım ediyor, onların işi bizlere yardım ediyor. Kış ayı geldiğinde araç gerecimiz hazır. Şu anda hazırlığımızı da kışa hazır olarak yaptık. Kışa geldiğimizde bizim bu ormanda 25 tane köyümüz bağlı. 25 köy muhtarlarımızla beraber iç içeyiz. Onlara hizmet vermeye çalışıyoruz imkanlar doğrultusunda. Ama kış ayında 112'nin giremeyeceği yerleri biz kepçemizle, işte şu malzemelerimizle onlara yardım ediyoruz. Tabii bunun yanında bizim önümüzdeki günlerde inşallah birkaç tane projemiz var. Bizim deminki bahsettiğim köprünün geçtiği dere bu şehrimizi ikiye bölüyor. Çiller Deresi adı altına geçiyor ismi. O derenin ıslah projemiz var. 420 metre bu dere güzel bir şekilde ıslah olacak. 2019'da büyük bir ihtimalle ihale yapılıp başlanacak. Onun yanında bizim yukarıda Uludağ köyü denen mevkide bir tane su göletimiz var. Yapıldı, gövde işlemleri bitti. 2019'da inşallah o da ihalesi yapılıp irsale hattı, arıtma tesisleri yapılıp cazibeli bir biçimde oradan suyumuzu alacağız. Onun yanında Ormanlı'ya bir tane önümüzdeki günlerde inşallah 4 tane okula yakışır bir şekilde bir kapalı spor salonu yapmayı düşünüyoruz.
Büyük projelerimiz bunlar. Tabii ki bunları yaparken de ufak tefek mahallelerde işlerimiz çıkıyor. Dediğim gibi bizim ormanda olmazsa olmazımız bir kere altyapı. Cazibeli şekilde su, bir de bu derenin ıslahı. Ondan sonra inşallah hedefimiz de ormanla ilçe yapmak var. Bizim 2019 seçimlerine Allah nasip ederse, bize nasip ederse yarar Allah. En büyük mücadelemizi ilçe yolunda vermeyi düşünüyoruz. Onun yanında zaten hükümetimiz bu projeleri yapacaktır. Ama düşüncemiz bir şey var. Ormanlı bugün 1400 öğrenciyi barındıran, 111 tane öğretmenle eğitim veren, dolayısıyla 25 köyle bağlı, bu köyler 25 köy dediğimiz zaman bunların tamamı 5 kilometre civarında ormandan tüm hizmetlerini alıyorlar. Karakoluyla, işletmesiyle, osuyla, busuyla. Hepsi istihdamını ormandan yapıyorlar. Bunlarla bir araya gelip inşallah ormanlı ilçe seviyesine kavuşturmayı düşünüyoruz. Yüce Rabbim önümüzde seçimler var, mahalli idareler seçimleri. Herkesin aday olup olmamak demokrasi gereği hakkıdır. Kimseye niye oluyorsun, niye olmuyorsun diyemeyiz. Ama takdir Allah'ın, layık görecek insanlarımız sandıkta bizi seçerler, başkaları seçer. Biz her şeye saygılıyız ama biz işimize bakıyoruz. Seçimden önce işimize bakıyoruz, işimizi yapacağız. Dolayısıyla ben Olay 67 basınını izleyenlerdenim. Olay 67'nin sahipleri bizim dostlarımız, baba dostlarımız. Ben sizlere ve o sahiplerine başarılar diliyorum. Yüce Rabbim inşallah başarılı bir güne çalışmak nasip eder. Teşekkür ederim. Teşekkür.